Hülya Kaya merhabalar. Dün hani bardaktan boşalırcasına diye tabir edilen yağmur var ya, işte o yağmur Malatya'ya yağdı diyebiliriz. Hakikaten dün yayın da yapamadık zaten yağmurdan dolayı. Çiseliyordu. Akşam saatlerinde tamamıyla hani o bardaktan boşalırcasına tabiri gerçek oldu. Uzun sürede bu şekilde yağdı yağmur ve Malatya'nın çeşitli noktalarında maalesef yollar kapandı, alt geçitler kapandı. Altyapının olmaması ciddi anlamda Malatya'ya zarar vermiş oldu. Hayatı, normal hayatı çok etkilemiş oldu. Şu an neredeyiz? Çınar'dan da anlayacağınız gibi bir yol Hasan Bey Caddesi'ne çıkan yol. Diğer yolda Sıtma Pınarı'na inen yol üzerindeyiz. Burada bir ablamız, ben yayına girmeden önce yanıma geldi. Daha doğrusu balkondan bana seslenmişti. Şey dedi, sorunlarımızı dile getirin falan dedim. Gel sen konuş dedim. Yok falan dedi ama ikna ettim, sonunda geldik. Abla ismini öğrenmem için. İsmim Mürvet Şahin. Mürvet abla, kaç yıldır burada oturuyorsun? 11 yıldır. 11 yıldır bu binadasınız. Evet. Bir sıkıntı var mı binada? Yok, binamız sağlam. Eyvallah. Sıkıntım var dedin. Ney sıkıntı, ney onu anlatırsan. Sıkıntımız, yollarımız yok. Bak hep çukur çukur. Sokak lambalarımız yanmıyor. Hala lambalar yanmıyor mu? Hayır, bu caddenin yanmıyor. Ondan sonra otobüsler geçmiyor abi. Hastaneye gidiyor, sıkıntılı yaşıyor. Hangi sefer gidiyordu buraya? Çilesiz. Ondan... Numarası aklına geliyor mu? 9B A mıydı? Öyle biriler. 9A veya B. Hiç otobüslerin biri geçmiyor bu sokakta. Yani bayağı sokak lambalarında ne de şimdi daha yolları yapmaya başladılar. Öyle. Allah kolaylık versin. Bir sorunun, sıkıntının, isteğin, temennin var mı peki başka? Başka bir temennim yok. İnşallah sokak lambalarımız otobüs çalışırsa memnun olurum. Bina hasarsız inşallah. Yok, hasarı yok. İyi. Allah kolaylık versin. Ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Amin. Şanslı kişilerdensiniz yani Malatya'daki. Özellikle çarşı merkezinde Hasan Bey'de. Çünkü çoğu kişinin evi yıkıldı biliyorsunuz. Biliyorum abi. Bak yanına aramızdaki hep yıkıldı. Karşıda hep yıkıldı. Bak bu karşı yıkıldı. Komşularınız gitti. Evet evet. Bu insanlar nereye gitti acaba? Herkes dağıldı abi. Bilmiyoruz nereye gittiklerinde. Geçmiş olsun abla. Kolay gelsin. Biz devam edelim. Caddeyi göstermiyor. Burayı değerli izleyenler, takipçilerimizden bize gelen mesajlardan dolayı yaptık. Bu yol nereye çıkıyor? Tamam, Malatya Lisesi'nin oraya doğru çıkıyor. Bir yandan da değerli izleyenler, işte görüyorsunuz Mert göstersin. Yani burada bayağı bir yıkım olmuş. Epey bir bina vardı burada değerli izleyenler. Bu Hız Sokak diye geçiyormuş buranın ismi. Malatya Lisesi'ne doğru giden yol burası. Öyleydi tabir ederim. Bir yandan da böyle kaldırım çalışmaları devam ediyor değerli izleyenler. Şurada da çalışma devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi böyle bir çalışma başlatmış. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Nasılsınız? Evet, iyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Sanırım Büyükşehir Belediyesi adına bunu yapıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'nden iş almışız. Müteahhit firmayız. Nasılsınız? Ne kadar iş aldınız? Başka yapacağınız yerler var mı? Benim bir yerde 51 bin metrelik iş aldım. Şu anda 38 bin 40 bine yakın iş yapmışım. Ha, bitirmişsin. İşi bitirmişim. Daha 10-12 bin metrelik işim var. Parça yapıyorsun. Gün kaldırım yapıyoruz. Gün var bir şeyde. Yani bütün Malatya'nın hemen hemen her sokağında hizmetimiz vardır. Yapmışız. Anladım. Siz nerelisiniz abi? Ben Bingöl'üyüm. Şey, konuşmanızdan, işte, aksanınızdan anladım. Tabii. Büyük bir felaket yaşadı. Büyük ihtimalle burada mı yaşıyorsunuz? Ben şu anda burada yaşıyorum. Yani burada yaşıyorsunuz. Deprem yaşadınız mı? Ben burada ben depremi Bingöl'de de yaşadım. Burada da yaşadım. Öyle mi? Ben şöyle. Allah kolaylık versin. Sağ olun hocam. Başarılar diliyoruz. Biz yavaş yavaş mahallemizi çekmeye devam edelim. Evet, başımız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Sizlere de kolay gelsin abi. Hayırlı işler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Biz devam edelim yavaş yavaş. Mahalleyi göstermeye. Hız Sokak. Hasan Bey Caddesi'nin hemen bir alt sokağındayız değerli izleyenler. İzleyicilerimizden gelen talep üzerine buraya geldik. Ara sokakları da gösterebilirsen göster Mert. Şöyle. Sen Perşembe Pazarı mı kurumludu demiştin Mert? Ha, o ata aşağıda. Bir ablam pazar poşetiyle geliyor mu? Abla bir şey mi doldurdun? Alışveriş mi yaptın? Yok yok. Nasılsın, neysin? İyiyim elhamdülillah. Nereye, eve mi böyle? Yok, orada gideyim. Eyvallah. Ablam konuşmak istemedi. Devam edelim, gel. Heyecanlandı galiba. Yani dediğim gibi değerli izleyenler, şu an Hız Sokak'tayız. Hız Sokak'ta ilerliyoruz. Burada da birçok bina yıkılmış. Mesela parça parça göstereceğiz. Tam Malatya Lisesi'nin oraya kadar gideceğiz. Anlatmaya, göstermeye devam edeceğiz. Kura çekilişi. Herkes merakla bekledi. TOKİ kura çekilişleri hafta sonu kapalı spor salonunda Sayın Çevre Şehircilik Bakanı Öztürk Seki'nin katılımıyla yapılacak. Bunun bilgisini zaten paylaşmıştık sizlerle. Zaten Sayın Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan bunu duyurmuştu ama nasıl olacak, nerede yapılacak falan bu tür bilgiler eksikti. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdilik
Sayın Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın geleceği bilgisi bize ulaştı. O yüzden de bu bilgiyi sizlere aktarmak istedik değerli izleyenler. Buradan da yol kapatılmış ki ilerideki çalışmayı engellemesin diye değerli izleyenler. Göster Mert, sağa sola biraz göster. Burada çünkü bayağı bir oturan vardı. Hani kısa katlı, küçük katlı evlerde fazla bir sıkıntı yok ama işte çok eski evler vardı değerli izleyenler buralarda. Çok eski evler olunca da bu felakete dayanamadı tabii ki. Yani şu mahallede belki full neredeyse ama işte Mert'in gösterdiği alanda epey bir bina yıkılmış. Boşluklardan fark edilebiliyor zaten. Devam edelim Mert. Biraz bugün ters yöne başladık. Normalde biz Malatya Lisesi'nin oradan başlayacaktık ama Mert dedi ki abi fazla geç kalmayalım. Aşağı Çınar'ın oradan başlayalım dedi. Böyle gidelim. Tamam dedim Mert ve devam ettik. Buraya ne yapmış abi Mert? Konteyner, çadır. Acaba vatandaş buraya böyle bir şey mi yaptı? Mahalle gibi oluşturulmuş çadırlar da var. Böyle konteynerler de var. Birileri çıksa. Hatta Mert bak şey yapmışlar. Şu konteyner değil, sonradan yapma gibi. Prefabrik bir yapı gibi olmuş orası. Paça falan var çünkü. Konteynerlerde bu paça işi olmuyor. Burada böyle bir şey oluşmuş ama birileri olsaydı konuşurduk. Arabalar falan da var ama keşke dışarıda birilerini görseydik. Neyse artık. Bu da herhalde şey yapmış Mert. Bak bak. Konteynerde dışını kaplama yapmış. Dekorize etmiş değerli izleyenler. Yani bu konteyner değerli izleyenler. Bu hani şu evleri cilaladık boyaladık ya. Onun gibi yapmış. İlk defa görüyorum. Isı yalıtımı yapmış yani daha doğrusu. Şeye ısı yalıtımı yapmışlar değerli izleyenler. Konteynerin üzerine bu şekilde ısı yalıtımı yapmışlar. Çatısını falan tekrardan yaptırmışlar. Değişik bir şey olmuş. Kolay değil. Yani 21 metrekarede yaşıyor insanlar değerli izleyenler. İşte çok gezdiğiniz zaman böyle ilginç şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Aslında yakalasaydık iyiydi de kimse yok ama ya Mert. Neyse artık devam edelim biz. Hasan Bey'in bir alt sokağındayız değerli izleyenler. Hız Sokak diye geçiyormuş buranın ismi. İlerlemeye devam ediyoruz. Yaşayan caddelerden bir tanesi ama işte ne kadar yaşıyor bir de burada yaşayanlara sorun. Selami Yurdan Sokağı diye geçiyormuş. Büyük Mustafa Paşa Mahallesi. Şeyi değişelim, KC'yi değişelim Umut. Büyük Mustafa Paşa Mahallesi diye geçelim. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun geldik bu mahallemizi çekelim. Burada esnaf mısınız? Yok abi ben lastikçiye geldim. Lastikçiye geldiniz. Nerede oturuyordunuz? Ben Bostanbaşı'nda oturuyorum abi. Oturuyorsun hala? Evet. Bostanbaşı'nda nasıl oturuyorsun? Tokiler'de. Ha yukarıda. Evet abi. Orada maşallah çok iyi ya. Allah'a şükür abi. Verimli sadakamız varmış. Orayı nasıl hak ettiniz siz? Elazığ depreminden sonra mı? Elazığ depreminde bizimkiler gitti. Ondan neredeydi? Bu 4K sitesindeydi. Ha sizinki 4K sitesiydi. Bu Hasan Bey Caddesi. Aynen öyle abi. Sonra oraya mı verdiler size? Nasibimizde varmış oraya çıktı. 3+1 herhalde. Aynen. Metrekare olarak kaç orası? Valla onları hiç bilmiyorum. Onları abi. Bilmiyorsun. Geniş mi peki? Geniş. Bir aile yetecek kadar. 5 kişilik aile yetiyor. 5 kişilik aile yetecek kadar yetiyor. Salon falan geniş mi? Çünkü orayı çekmedim ben görmedim. Yok işte. geniş. Ha. Ondan yana sıkıntı yok abi. Anladım. Şehir ne kadar ödüyorsunuz? Peki ödemesi ne kadar şu anda? Başladı mı? Başlamadı abi. Ne zaman taşındınız peki? Abi 2022'de mi ne taşındık biz? 2 yıl ödemesiz galiba orası. Aynen. Ondan sonra büyük ihtimalle bu sene içerisinde başlarsınız. Bu sene Mart'ta değil de Nisan'da Mayıs'ta başlaması lazım. Peki ödemeyle ilgili herhangi bir şey söylediler mi size? Valla abi bildiğim kadarıyla ilk başta 850 ile 1000 arası ama. Şaka net, gibi. Net bir şey belli değil. Aynen abi. Şaka gibi bir rakam. Nasılsın ablam, iyisin? Oğlum ben seni vallahi gökten erken yerde buldum derler ya. Vallahi ben seni çok seviyorum. İşiniz gücü rast gelsin. Her gün sabah kalkıyorum, gece yatarken sizi düşünüyorum. Hep sizi şey yapayım. Şimdi bak evde hemen sizi izlerken geldim. Sizi buldum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Yalnız ben sizden çok çok şeyler isteyeceğim. Ne? Dinleyelim. Şimdi bak şuradan otobüsler geçmiyor. Devam et. Aslında seninle ilgili çok önemli bilgiler var da. Emin misin 850 olduğuna? O şekilde söylendi ama net bir bilgi. Ya bu aidat falan değil değil mi? Yani bu ödeme değil mi bu direkt? Ha normal ödemesi. Aynen normal. Bu 18 yıl vadeli olacak herhalde. Aynen öyle. Şanslısınız. Allah güle güle oturmayı nasip etsin inşallah. Bak oğlum burada otobüsler geçmiyor. İşte biz yaşlıyız, hastayız. Mesela ben kanser hastasıyım mesela. Araştırmaya gideceğiz. Şu yukarıda bizim evimiz bak şuradaki ev. Hangi hat geçiyordu?
Bak bir o şeyden var ya, Hasan Bey Caddesi'nden geçen vardı, bir tane üniversite şey otobüsü vardı. He. Çok güzeldi. Burada binip hani şeyde iniyordun. Araştırmada. Gidiyorsun. Burası çilesiz mesela, her an için işte insanlar vazife gidiyordu. Ne burada çalışıyor ne orada çalışıyor. Hmm. Yani orada çok, bak bir sene geçti. Yani bu imkanları, yani belediye başkanı bunu... Onu şöyle söyleyeyim, dün hatta Büyükşehir Belediyesi bu herhalde 17B dediğiniz hat orası değil mi? Evet. Onu sordum. İşte diyor ki, Büyükşehir Ulaştırma Dairesi, yıkımlar devam ediyordu. Şimdi ben hattı sokuyorum diyor. Bir adam tutmuş belediye. Hı. Bu yıkımların yerlerini öğreniyorlarmış, tamam mı? Bir kişi onunla ya, uğraşıyormuş. Onu da. Anlatayım ki sen de bilesin yani bunu. Tamam. Ondan dolayı diyor. Mesela diyor, şu an diyor ben Galeri Eş Merkezi yıkılacak diyor. Onun emri geldi diyor. Şimdi ben o caddeden geçiyorum. Giremiyorum zaten örüyor. Mesela şu bina yıkılacak diyor. Hemen bilgisi geliyor bize diyor. Şu ona da haklılar. Şimdi neden derse bitmeden yapılmaz tabii, ben de biliyorum da. Onun da çok sıkıntı var yavrum. Neden sıkıntı var? Şimdi mesela şurayı bir insan ihaleye mi verdin, artık ne yaparsa ihale verme de yanlış, bilmiyorum ben yani yanlış mı düşünüyorum, cahil miyim? Hani bu insanlar büyük belediye başkanı seçtik, oraya getirdik değil mi? 22 senedir biz oy verdik, oranın üyesiyim ben AK Parti'nin değil mi? Ama bu sene çok şey yaptık, üzüldük. Neden üzüldük? Şimdi buraya mesela verdim bir tanesini, buraya ver, burayı komple yıksın değil mi? Caddeler. Valilik organize etti bu işi. İşte valilik hatalı. Belediyenin bu organizasyonda hiçbir işi yok. Evet. Belediye... Kimse. Bina yıkacaksınız. Bu işi tamamıyla valilik yaptı. İşte valilik de yanlış. Şimdi mesela... Merhaba, sağ olun, hoş geldiniz. Mesela burası yıkılsın. En başından bak, ben olsaydım, bak bir cahil insan olduğum halde ben olsam önce caddeleri yıkarım. Oku civarını yıkarım. Çünkü okullar açılacak değil mi yavrum? Oraya güzel. Caddeleri güzel yaparım. Caddelerde su, otobüste çalışsın. Vatandaş yazık değil mi bu kadar mağdur? Benim eşimize gözüne ameliyat oldu. Ta çevre yoluna inip orada bina, orada da gide şeye. Şöyle bir sorun da var. Mesela diyorlar ki şurayı yıkalım diyorlar, tamam mı? Evet. Ya geliyor bir anda bir tanesi, apartmana bir tanesi çıkmış. Çünkü mahkemeye verdim diyor. Evet. Pat bekliyor. Ha. Kaç tane bak. Evet, 3 evet. 3000 kaç tane binaydı? Aha, bu da mahkemeye sıraladı bak. Duruyor 3444 işte. Tane bina mahkemeye gitmiş evet, şu an. Evet, son evet. Veri oydu en son aklıma gelen veri. Evet. Yani insanlar çok eski evler. Evet, eski. Doğrusu. Ama hala inat ediyorlar. İnat ediyorlar. Evet, adam belki Malatya'da bile yaşamıyor. Evet, doğru. Kafasına doğru. Göre işte oturdu işte. Aydın'da oturuyor, İzmir'de evet, oturuyor, evet. Ankara'da oturuyor. Evet. Mahkemeye veriyor. Evet. Ya yıkılmasın diyor. Ya gelip görmeden bilinen tekniğin. Tabii. Sen şimdi hangi bina güveniyorsun? Evet, doğru söylüyorum. Hiç güvenilmiyor vallahi. İki dairesi var. Daire şey olmasın diye. Evet. Gel sen de konuş abi, gel. Ya, gel vallahi, sen de konuş. Battal Gazi Bey'den insanlara yazık. Çalışanlarından gel abi, gel. Evet, evet. Sen de konuş ki anlaşalım. Abi teşekkür ederiz. Dinlemiş olduk seni de. He işte ilettik sorunu. Yani işte bu bir de şu altyapılar nasıl olacak? Mesela biz suyu her çayımıza da yemeğimize de işimize hep hazır su alıyoruz. Aynen. Bu sular ne zaman içilir? Ne zaman? Vallahi altyapı darmadağın olmuş. Evet, şey yapıyor böyle, bir gün acık berrak akıyor. Ondan sonra kahverengi dönüyor. Kahverengi dönüyor. Yani güvenemiyoruz yani, hani hastayız. Ama dikkat. Şuradan şey aldık, onu da söyleyeyim yavrum. Şu hani şey var ya, karakollardan su koydular daha tanker. Oradan git, evet oradan gittik su aldık. Bir hafta içtik. Daha yani başlardaydı yani. İçtik bir hafta, güzeldi. Ondan sonra zehirlendik sudan. Allah Allah. Ya hem eşim hem ben, biz 10 gün neler çektik. Hmm. Daha ondan almadık. Ondan neye bağlıyorum yani, suya bir şey demiyorum. Tamam Allah razı olsun koymuşlar da. Demek orada arıtması vardı. Bakmadılar, hani ilgilenmediler. Orada mikrop yani, kaptı değil mi ya? Takip edilmesi gerekiyor. Doğru takip edilecek yani işte. Bu takip yani bunlar yarım işte. Bak, en fazla en şu acil olan bak buranın otobüsü, yukarının otobüsü. Onu ilettim ben zaten. Ama bak durumu anlatıyorum sana. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı dedi, bana dedi ki ya dedi bir tane eleman tuttum dedi. Sırf yıkımlardan dolayı dedi. Yani hatlarımızın gecikmemesi adına her gün dedi bir yerden yıkım şey geldi için dedi. O yüzden dedi yapamıyoruz dedi. Ama şimdi açacağız ama dedi. Bakın vatandaşımız sakin olsun dedi, açacağız dedi. Tamam da ben valiye de burada yani suç buluyorum. Vali geldi, vali bey geldi dedi ki ben Aralık ayında yıkımları bitireceğim. Ben şöyle hemen yapacağım. İşte yıkımcılar topladı, ben hepsini izliyorum. Hı-hı. Topladı, vay sizi atarım, sizi şey sürerim bilmem ne yaparım dedi. Hani ne yaptı? Madem öyleyse valilikle emrindeyse şu apartmanları yıksın cadde üstündeki. Şu caddeyle otobüsleri açsın ki yavrum, yazık ya işte vatandaşa mahkeme ya. Mahkeme olayı işin içine girince valinin de eli kolu bağlanıyor. Sonuçta vallahi orası da devlet kuruluşu. Yani, kanunla işleyen bir hani yer. Hani ona buyuruyor, ona buyuruyor, işte, ona buyuruyor. Halımız hal değil abla. Evet, halımız tamam. Allah halımız sonumuzu hal hayrede. Allah sonumuzu hayredesin. Evet, evet yani vallahi. Teşekkür ederim ablam. Ben de teşekkür ederim. Devam edelim yani. Biz daha. İşin rast eyvallah, gelsin. Sağ olasın. Allah çocuklarını bağışlasın. Amin cümlemizin. Hanımına da selam söyleyin. Hülya Hanım'a da çok selam söyleyin. Gece, gündüz, hep siz devamlı televizyonunuz size bakıyor. Hülya Hanım da zaten izliyordur şimdi sizi. Vallahi çok selam. O da selamlarını büyük ihtimalle iletiyordur. Fatma teyzenin de selamlar, gözünü öper desin. Eyvallah, tamam. İşiniz ilettik. Gücünüz rast sağ olasın ablam. Hadi Allah ne muradınız varsa. Amin cümlemizin. Sağ olasın ablam. Görüşürüz. Devam edelim.
Yani vatandaşın derdi sıkıntısı çok. Ablam da geldi, ne güzel derdini sıkıntısını anlattı. Halka tatlı yapıyorlar vallahi Mert. Gel. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ İyisin. Bol bereketli olsun inşallah. Sağ ol kurban olam. Şey yapalım. Yok. Tatlı ikram et alaşında. Yok şimdi yiyemeyiz biz. Ya bak şimdi yiyin. Yiyemeyiz diye çünkü yayındayız biz. Canım nasıl benim. Nasıl gidiyor işleriniz? Allah'ımıza şükürler olsun. Hamdolsun. Çok güzel. İyi ne ola. Ancak bu kadar. Deprem bölgesi. Yalnız, şey nasıl? Binanın nasıl? Orta ağır hasar dediler. Daha sonuç belirlenmedi. Ha, mahkemelik mi? Mahkemelik. 10 günden çıkacak dediler. 3 ay oldu da Adıyaman'da geldiler. O belge çıkmadı. Ha, ne yıkılacağı belli, ne yıkılmayacağı. Yani biz de arada kaldık. Yani bir an önce yetkililer bir el atması lazım. Yıkılacaksa yıkılacak. Yok güçlendirme yapılacaksa güçlendirme yapılsın. Bu. Başka da ne olur abi? Dışarıdayız işte. Allah kolaylık versin. Mülk sahibi misin, kiracı mısın? Kiracıyız biz. Ben 25 senedir buradayım. Anladım. Allah kolaylık versin abi. Sizlere de kolay gelsin. Sağ olasın. Biz devam edelim. Sağ Mert şuraya da göster istersen nasıl yapıldığını biraz. Halka tatlı nasıl yapılıyor? Bu şekilde kazanda pişiriliyor değerli izleyenler. Evet. Ondan sonra şerbetlenip şimdi, satışa sunuluyor. Burada da satışa alıyor. Allah kolaylık versin abla. Sağ ol kurban olayım. Hayırlı işler diliyoruz. Devam evet. Edelim. Göstermeye devam edelim. Abi kolay gelsin. Allah'a emanet. Allah kolaylık versin. Zehraoğulları. Evet. Sen bir şey diyordun az önce. Yok sağ olasın. Ben de işte bu özellikle... Bu mesela bu ağır hasarlar yani bu şeyler bunlar bekletmen anlamıyor. Bir önce yıkılması için. İşte mahkemelik olunca da mahkeme sonuç çıkmayınca da valilik yıkamıyor maalesef. Yıkamıyor sıkıntı yani. Sıkıntı o. Tabii. Adamlar mesela bir dairede bir iki tane dairesi var adamın. Şey etmek istemiyor halbuki. Yani, kolan kırık olduğu yerde olur mu? Kolun sağlama geçer mi? Kolan kırık adam. Kaç yıllık bu bina abi? Bu bina 30-35 senelik var. Kırıksa yıkılsın abi. Yıkılsın yani. Biz yıkılması lazım. Yıkılması lazım yani. Konteynerimizi kurarız, bir şey yaparız işte kira... Mahkemelik devam ediyor mu? Devam ediyor. Antep... Kim verdi? Mahkemeye mi kim verdi? Mülkiyet sahibi. Bina tek adamın bu. Kendisi abi tamam da kurban olalım yani evet. Tamam. Mülk sahibisin de. Kiracı oturtacaksın burada. Şimdi kendine oturmuyorsun. He. Aslında o adamı getireceksin. Kendi mülk sahibi burada oturttu. Otur diyeceksin. Otur. Ha. Her sarsın. Yo, ha. Ya, yok abi. Ya, şey onun için gitmez millet. Gitmez yani bir şeyler yapmak peşinde ama devlet buna izin vermez inşallah. İnşallah. Yani hakkı neyse olsun. Hakkı neyse olsun. Hakkı neyse aynen, olsun. Aynen, başka aynen, bir istediğiniz bir şey yok. Aynen. Abi kolay gelsin. Hadi şey kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Hakkı neyse olsun yani biz adalete güveniyoruz. Dedim geçen gün işte 5 Şubat'tan beri geçtiğimiz 6 Şubat'tan beri yayınlar yapıyoruz. Adalet istedik. Yani 78 kişinin öldüğü Hakim Bey apartmanında adalet istedik. 31 kişinin vefat ettiği Trend Garden'da adalet istedik. 17 kişinin vefat ettiği Hayat Sitesi'nde adalet istedik. Mahkemelik süreçleri devam ediyor oraların. Ama işte tutuklu kimse kalmayınca, herkes bir anda tahliye edilince insanların kafasında soru işaretleri oluşmuyor değil değerli izleyenler. Yalan yok. Yani ne oluyor diyoruz yani. Herkes haklı mı? Kim haksız o zaman? Adalet en güzel kararı verecektir diye düşünüyoruz. Adalete güvenimiz sonsuz. İnşallah da doğru bir kararla insanların kalbini de işleyecek kararlarla bu süreç tamamlanır. Burada bir sürevler vardı değerli izleyenler. Görüyorsunuz buraların da yıkımı gerçekleşmiş, bitmiş. Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde ilerliyoruz. Malatya Lisesi'ne oraya doğru gideceğiz. Esnaf da sorunlu, sıkıntılı. Ama işte dedim ya, şu mahkeme işinin Malatya'da tamamlanması lazım değerli izleyenler. Hakikaten yani bir de adliye sarayı da yok. O değil yani adliye sarayımız yok. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Yani darmadağın her şey darmadağın. Memleket inşallah bir an önce toparlanır. İşte geçen gün Adalet Bakanımız geldi. Temelli bir veleve atıldı adalet sarayının ama işte ne zaman biter Allah bilir ne zaman biter. Bilmiyoruz çünkü o işler uzun sürüyor. Yanında inşaatlar mı devam ediyor Mert? Ne oluyor burada? Düzeltmeye mi çalışıyorlar? Dur geliyorum abi geliyorum. Ne olmuş buralar? Hamdolsun abi siz nasılsınız? İyisiniz. Geldik buraları da çekelim istedik. Sizden başka kimse yoksa atalım. Yalnız ben şu şeyi söyleyeceğim. Şu bizim cami. Ne camisi? Orta hasarlı mı? Mimar Sinan Camisi. Ha, aşağıdaki. Ha. Yani yapılacak mı yapılmayacak mı belli değil. Yani İbadet devam ediyor mu? Yok yerim yok ki. Ha. Kapalı. 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 Yapılacağız diler, yapmıyorlar. Yani müşterik ne dedi peki oraya? Orta hasarlıymış. O zaman yıkarlar büyük ihtimalle. Orta hasarlıymış, yıkılacak. Ama kaç bizim... yıllık o? Ya kaç senelik çok yani.
Gazetemelik oldum muyum? Ben burada tarihi bir özelliği var mı yani? Var özelliği. Mimar Sinan Camisi ya. Hayır. Yani yıl olarak. Yıl olarak da özelliği. Osmanlı ürünü mü? Yok, ondan sonra yapılmış ondan zaten. Sonra. Ondan sonra yapılmış. Peki, harikalı o zaman. Ya onu söyleyecektim yani. Biz seninle yukarıda da karşılaştık. Doğrudur abi. Seni şeyden de takip ettim. Hatta yazdım sana da. Doğrudur abi. Konuştuk seninle. Ya. Yani RTV'den başka bir şey yok yani. Allah razı olsun. Malatya'nın yani, sorunlarını, işte. Şeyini, her şeyini şeye getirirsiniz yani. Hı. Allah peygamber razı olsun sizden. Cümlemizden abi. Bak şimdi seni seyrediydim. Bu mahallemde. Eyvallah. Tamam abi. Abi işiniz hoş gelsin. Allah'ımın akıllı. Binanın durumu nasıl? Binamız iyi. Binamız iyi. Ablamı çek. İnterneti süre diyor. İnternetimiz bak burada kabloyu kestiler. Şurada ev yıkıldı. He. Kesti oradan aldılar çaldılar. İnternetimiz yok. He. 195 milyon da para ödeyim ayda. Her ay. Allah Allah. İnternetimiz yok. Yani Türk yani Telekom'u iletelim. Yani neymiş? Küçük Mustafa Paşa Mahallesi. Küçük Mustafa Paşa Mahallesi İpekçi Sokağı. İpekçi Sokağı. Ha. Yani bu arada Şanlı Sokağı. Burası Şanlı Sokağı. Ha. Yani bak Mayıs'tan beri internetim yoktur. Nasıl yapıyorsun? Yani hiç yok internetim cebimde. Ha, cepten gidiyorsun. Cepten Vodafone'a bir şey etmişim. Onu yükselttim ayda 300 milyon 300 lira şey ödüyorum. Fatura ödüyorsun. Ha, fatura ödüyorum. Yani yazık günah değil mi yani? Ben 195 lira hayda para ödeyim ya. Doğru söylüyorsun. Yani emekli bir adamlık yani. Doğru. Aldım yani, para da benden. He. Emeklimiz de belli, şeyimiz de belli yani. Bak oradan kalfayı kesti aldılar. Gelip buraya bir bak mı ileride yani? Yani internet nereden geliyor, nereden şey değil. Hiç anladım. Şey yok yani. Geçmiş olsun. Hadi kolay gelsin size. Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Sen de kardeş kendine iyi bak. Sağ olasın. Şurada mı devam edelim? Buradan geçelim hadi. Genelde buradaki binalar hep zemin artı 4 değerli izleyenler. Şu an bulunduğumuz alandaki binalar. Fazla bir sıkıntı gözükmüyor zaten. Yani yeni binalar belli. Umarız fazla bir sıkıntı da yaşamazlar. Çünkü ev bulmak zor Malatya'da. Bir de kiraları hala arttırma peşinde ev sahipleri. Hala yani 3, 5, 6, 7 üstüne koymanın derdindeler. İşte ilk zamanlar 5'e tutuysa ya bu olmaz falan filan. Abi bir vidanjör daha geldi maskine. Kolay gelsin. Sıkıntı mı var? Ha, tıkandıklık mı var? Dün geceden beri bayağı mesai yaptınız ama. Yoğun yağışlardan dolayı. Yoğun yağışlardan evet, dolayı değil mi? Evet. Allah kolaylık versin sağ sizlere. Sağ olsun. Sizin işiniz de zor hakikaten. Sağ olsun. Allah kolaylık versin. Sağ olsun. Maske ekipleri de bir tıkandıklığı aşmak için buraya gelmişler değerli izleyenler. Onu da belirttik. Arayla göstermek istiyorsun. Arvara göster. Bunun bir altı da Mimar Sinan'dı değil mi Mert? Heh, çünkü küçük, BİM'den ayıktım. Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nden devam ediyoruz. Büyük Mustafa Paşa, Küçük Mustafa Paşa o şekilde devam edelim. Sen ne yapıyorsun? Okula niye gitmedin? Öğrenciyim. Öğrencisin. Nerede oturuyorsun? Aşağıda. Aşağıda. Nasıl gidiyor? Derslerin nasıl? İyi. İyi. Allah kolay versin. Annene babana selam söyle. Tamam. Tamam. Hadi devam edelim biz. Burada yine esnaflarımız açmış. Kolay gelsin. Nasılsınız ablam? İyisiniz? Gülümse Mantı Evi. Evet. Kadın girişimci mi? Evet. Eyvallah. Orada çekmiyor. Buraya doğru gelirseniz konuşalım. Tamam. Nasıl gidiyor işleriniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Baba sen girdin mi? Baba sen yapacaktın. Çektik. Nasıl sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Çalışıyoruz. Binanın durumu? Bina hasarlı. İyi, çok hasar güzel. Raporu öyle çıktı. Ne zamandan beri buradasınız? 8 yıl oldu hocam. Ha. 8 yıldır buradayız. Depremden evet. Sonra ne zaman açtınız? Depremden sonra da Mayıs gibi falandı. Bayram sonrası. Evet. Bayram evet öyleydi. Nasıl işler nasıl gidiyor? Yani biraz bu ara durgun kış sezonu evet. Ama iyi Allah'a şükür. İdare ediyoruz. Evet. Nüfusun azalması sizi etkilemiştir belki. Bir tık. Evet. Çevrenizde birçok bina yıkılmış. Evet. Mahallenizde de evet, gitmiş evet. Kalmış. Bizdaki mahalleler de gitmiştir. Yani. Allah çoğu müşterilerimiz başka şehirlere gitti. Çalışanlarımız çalışan bulma imkanımız olmuyor. Öyle onlar mi? Başka şehirlere gitti. Kadın istihdamı. Yani, evet. Gömü arttı mı? Tabii. Ne kadar oldu şu an? İki katı arttı. Ne veriyorsunuz? Yani, ne oldu? Depremden önce 150 liraydı. Şimdi 400 lira yövmiyeleriz. Tabii. Öyle. Yani senin yövmiye düşükmüş. İnşaat işleri daha fazla. Tabii ki daha fazla. Biz de şöyle yol artı yeme daha bize dahil. O yüzden ücretimiz bu şey. Sabah kahvaltı söyleyeyim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şahane bir iş. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Güzel bir iş. Sağ olun. Buyurun çay ikram edelim. Teşekkür. Dönüşü uğrayalım. Tamam. Hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin. Sizlere de kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Kadın girişimcimiz, ablamız gelmiş burada. Güzel bir tesis kurmuş. Selam verelim dedim ama kimse yok galiba. Şöyle geçelim gelmedi. Tekniker mobilya kapatmış. Şu an kapalıymış. Okula mı gidiyorsun? Hangi okuldasın? Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Çıktın mı gidiyor muyuz? Gidiyorum.
Cumhuriyet Anadolu'su sizlerde değil midir? Ama binası değişti ya depremden dolayı. Nereye gittiniz? Akıncı'ya gittik. Ha, oraya mı taşıdılar sizi? Evet, binası. İstersen nasıl? Yani iyi. İyi diyelim yoksa. Ya iyi değil. Şey, kaçıncı sınıftasın? 11. 11. sınıftasın. Evinizin durumu nasıl? Ya yıkılmadı bizimki ama iki tane vardı, birisi yıkıldı, diğerine taşınıyor. Öyle mi? Nerede oturuyorsunuz? Evet, Konak'ta. Ha, Banaz tarafında. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Yok. Gelmek zor oluyor mu Konak'tan buraya? Zor oluyor çünkü otobüs saatlerinden dolayı hani yarım saatte bir olduğu için hani erken gitmek zorunda kalıyorum okulda. Ve hani kışın bekliyorum ya bahçede, ondan dolayı. Ha, bir de o soğuğu yiyorsun orada. Hı hı. Annene babana selamlarımızı iletiyorsunuz. Tamam, görüşürüz, bye bye. Kolay gelsin. Yani böyle zorluklar da oluşmaya başladı değerli izleyenler. Malatya'da yaşam öyle kolay değil. Yani Hülya Kaya dün yayında da söylüyordu, her gün yayında söylüyor. Yani Malatya'da yaşamak kolay mı? Değil. Mert, şuraları da çekelim, gel. Bakın değerli izleyenler, işte bu şekil bekleyen bir sürü bina var maalesef. Yani kesin mahkemelik, kesin sıkıntılı bir bina. Her şey sökülmüş ama hala yıkılmamış, bekliyor. Niye bekliyor? Biz de merakla bekliyoruz yani. Bir diyor iş abim, hemen şu köşede bir ağabey var dedi, binanın komple sahibi dedi, kiracıya vermiş dedi, binanın yıkılmaması için mahkemeye vermiş dedi. Ya kolon patlaksa, kırıksa, daha neyin derdindesin abicim ya? Ev sahibine sesleniyorum buradan, el vicdan ya. Yıkılsın bari, tamam, o kira gelirinde olmasın. Yerine dönüşüm uygulat, yaptır binanı. 3'e 5'e artık, neyse. Artık yapacak bir şey yok, yıllardan beri yiyordum size. Herkesin evi gitti, herkesin evi paramparça oldu. Kimse olanı kaybetmek ister miydi? İstemezdi. Ne yapalım artık? Giden de gitsin yani. İnsanlar da sen... Abim dedi ya, gelsin kendisi otursun bu evde. Yani gelsin kendisi otursun evde. İşte yan bina yıkılmış. Bu binanın durumu da ortada değerli izleyenler. Bu da bir gider büyük ihtimal. Çünkü kimse yaşamıyor. Büyük ihtimal kolonlarda da bir şeyler var, sıkıntılar var. Komple boşaltmışlar. Dükkan da kalmamış Mert. Baksana. Şeye dönmüş, viraneye dönmüş ev. Ha, şu arka taraflar patlak falan herhalde ondan dolayı. Bu bina da ağır hasar almış gibi Mert. İnceleme yapılması şart buraya. İnşallah net doğru bir karar çıkar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, buraları çekelim istedik. Kolay gelsin. Burada mı oturuyorsunuz? Az ileride oturuyorum. Az ileride. Evet. Durumu nasıl bin evinizin? Vallahi Temelli'deydi koyun orada. Ha. Temelli'deydi, benim ev yıkıldı. İkinci depremde mi yıkıldı? Evet. Eşya yardımıyla ilgili bir bilgi aldınız mı? Vallahi hepsi içinde kaldı benim. Bir şey alamadık değil mi? Hiçbir şey alamadık efendim. Eşya yardımında vatandaşlar bekliyor aslında. Böyle ikinci biz de yani oradaki binalarda... görevlere bildirmiştim, yapmıştım. Sivas'a gelen bir ekip vardı, onlara bildirim yapmıştık. İşte ne oldu belli? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Sizin gibiler tamam hak ediyor bakın. Evet. Malzeme yardım yaptınız ama bazıları çok art niyetli. Giremedik yani, korkumuzdan biz giremedik. Bazıları art niyetli yapmışlar. Mesela evet. Adamın evinde beyaz eşyası yok, beyaz gitmiş beyaz eşya yazmış. Evet. O liste vardı ya, MVP'de evet. Liste varmışlardı işte. Adamın tüplü televizyonu var, kör televizyon yazmış. Evet. Yani bu kadar art niyetli kullanan, Beytülmal'a bu kadar o gözle bakmamak lazım. Tabii tabii. Devletin malı sonuçta, devlet eğer bir yardım yapacaksa o paranın şeyini bilmemiz lazım. Yetimin, tabii, garibanın, tabii, herkesin tabii, hakkının tabii. Parası sana geliyor çünkü. Ya. Verirse verdi, vermezse yapacak devletimi. Şey ama büyük ihtimal olması. Yani... Allah eksikliğini vermesin devletimi. Ayrımı güzel yaparlar, evet. Doğru verirler. Evet, evet. Umuyoruz, temennimiz evet. O. Kolay gelsin abi. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olasın, devam edelim. İşiniz rast gelin. Sağ olun, hepimizin, sizden cümlemiz. Ben... Eyvallah, biz de sizlerden. Hadi. Sağ olun. Devam edelim Mert. Burası da Cumhuriyet Anadolu Sesi. Bir kısmını oraya taşımışlar. Bir aslında soralım Mert, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin girişinden bir bakalım. Sorabileceğimiz kimse varsa da soralım ki ona göre öğrenelim. Yanlış bir şey söylemiyorum. Ha, burada bir tadilat madilat devam ediyor zaten böyle. Okulun içerisinde de konteynerler falan kurulmuş. Geliyorum, dur. Geliyorum. Abi nasılsın, iyisin? Sağ olasın, durumlar nasıl abi? Geldik bir de mahallenizi çekelim istedik. Çeksin mahallemizi. Cumhur abimiz şikayeti var abi. Tamam çekeriz, onu da çekeriz. Evet. Senin durumun nasıl? İyidir hamdolsun. Evde sıkıntı var mı? Hayır yoktur. İyi, Allah iyilik versin. Senin sıkıntı ne Cumhur abi? Vallahi bir haftadır vlogorlar dolu. Şimdi şurayı açsaydım yani elimden kaldıramam. Kaldırabilseydim görürdünüz. He. Az kalmış ki yola da şey yani ha. Şu Bodrum dolu. Gel bir göster bir. Neresi? Ha, bu logor. Bu logar mı dolmuş? Bodrum'a su mu gidiyor şu an? Su dolu, bir de evde
kokudan durulmuyor hiç. Ha, pis kokuyor. Pis kokuyor. Çünkü buradan doluyor, yukarıya atıyor. Ha, yukarı mı geri basıyor? Ha, mı? Yukarı basıyor. İletelim o zaman maske yetkilerine, gelsin baksın. Ha, zaten ettim. O çalışanlar ha, çalışıyordu. Ha, şimdi geri geleceklermiş sözde, öyle dediler. Tamam. İnşallah gelirler. O maske yetkiler o zaman gelsin baksın oraya bir. İnşallah, temennimiz abi. Tamam. Sen de durumda nasıl abi? Halin, valla, aklın nasıl? Elhamdülillah, emekliyiz zaten. He. İşte. Emekliyiz, her şey duruyor zaten. Üç aile yaşıyor, onu soracaksan. Bu binada. He. Yani bir evde. Kızım 3 tane. Oğluyla beraber. Damat oğlan. Oğlum hanımıyla, 2 çocuğuyla beraber. Ben de hanımla beraber. 3 aile yaşıyor. Ev tam şenlik olmuş. İnanın olsun öyle. Bekarlık dönemine dönmüş hepsi. Vallahi öyle. Değil mi? Daha da kalabalıklaştı. He. Yani tas kayıp desek yeri var. Ya neyse artık abi. Bir bela geldi başımıza. Doğru. Sen babasın. Ha, doğru. Evlatlarının yanına almışsın. Doğru. Yapacak bir şey yok. Vallahi billahi. Allah senden 1000 kere razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Vallahi öyle oldu. He. O bir de bereket versin İzmir'de. İzmir'de olmasa o da yatacak yerimiz yoktu. Onunki de yıkıldı çünkü. Onunki Avşar Oteli'nin oradaydı. Öyle mi? O birininki Barguzu'da şeydeydi. He. Bostanbaşı'ndaydı. Oğlanınki. Kızınki de Farigayan'daydı. Benim de burada bir tane yıkıldı. Öyle mi? He, Yıldız Yürüsal'ın karşısında. Ha, o aradaki yerde. Ha. Neyse, Allah senden razı olsun. Sağ olasın. Yani, evlatlarını toplamışsın, bir yere koymuşsun. He, burada işte. Bay, hep beraber oturuyorsunuz. Allah hasadınızı bozmasın. Sağ ol. Kolay Allah gelsin. Razı devam olsun. Devam edelim abi. Abi kolay gelsin. Allah'a emanet. Ya ne yapsın amcam? Kızım geldi diyor, eşi çocuğu. Oğlum geldi, eşi, 2 çocuğu. 7 kendileri 9 kişi. Öbür kız da gelseymiş ilk 11 oluşturacaklarmış neredeyse. Eşiyle beraber gelse, çocuğu da varsa yedeklerle beraber bir takım çıkaracak seviyeye gelecekmiş. Bu boşluğu gösterim Mert. Tam Malatya Lisesi'nin arka tarafındayız değerli izleyenler, görüyorsunuz. Ne hale geldi buralar? Maalesef yani hatıralar, anılar, evler hiçbir tane kalmadı değerli izleyenler. Yani deseniz ki ne oluyor? Vallahi biz de bilmiyoruz ne oluyor. Nereye gidiyoruz? Vallahi bilmiyoruz nereye gidiyoruz. Yani burada yerinde dönüşümler, kentsel dönüşümler bunlar nasıl olacak? Bakın yani değerli izleyenler, burada evde Mert şöyle sağa sola göster ki yani insanlarım da nasıl, bak şu karşılar tarlaya döndü. Her yer tarlaya döndü değerli izleyenler. Memleket tarlaya döndü. Başka açıklaması yok yani bunun. Memleket tarlaya döndü. Ekranlarınıza getiriyoruz. Zaten çoğu ev boşalmış. Yani taşınacaklar mı, yıkılacak mı, ne olacağı da belli olmayan bir sürü maalesef bu ara sokaklarda evler var. Yeni planlama inşallah düzgün olur. Yani yıkılacak varsa yıkılsın. Bir an önce yıkılsın ama. Bir an önce yıkılsın ki temeller atılmaya başlasın. Bakın Saray Mahallesi'nde ilk temeller vurmaya, ilk kazma vurulmaya başladı. Şuraya çeksene Mert. Şimdi bu evlerde nasıl oturulacak? Bu evlere kim gelecek, kim götürecek? Yani şu yıkık dökük evi, bina duruyor, yan duvarı yok. Her şey paramparça olmuş. Dolaplar duruyor, o duruyor, bu duruyor. Yani bizim görüntümüz bu Malatya'da değerli izleyenler. Eğer bizi il dışında Malatya'da olmayanlar da izliyorsa, Malatya'nın durumu bu. Ötesi berisi yok. Direğin geldiği durum değerli izleyenler. O evin kolonu kırılmış mesela. Yani büyük ihtimal yan bina yıkılırken o binanın, ben Mert Zoom yapınca görmüş, beni uyardı. İşte o bina şimdi ne yapacağız? Bu. Hadi yıkılacaksa yıkılsın yani, bir an önce yıkılsın. Ha, bu binanın bu şekilde ayakta durmasında bir manası yok. Mahkemelik olsa bile yani göz var, nizam var. Ana kolon, taşıyıcı kolonlardan bir tanesi kırılmış. Yani buna mühendis olmanıza gerek yok. Yani kırılmış, bina çöktü çökecek. Gözde göz var, nizam var diyorlar ya. Ha, bu o durum işte. Küçük Mustafa, Büyük Mustafa Paşa, Küçük Mustafa Paşa devam ediyoruz değerli izleyenler. İşin ilginç yanı, bir de şöyle bir durum da var değerli izleyenler. Şu mesela şu bina, Mert o binayı da gösterirsen, pembe binanın olduğu bina. Bayağı eski bir bina zaten, şey yapısından belli değerli izleyenler. Kiremit yapısından, ateş çuval dediğimiz yapı. Maşallah yani şu yaşam da devam ediyor orada. Yani sağlam yapılınca vallahi bir sıkıntı olmuyor. Eski de olsa, yeni de olsa önemli olan sağlam yapmak. Demek düzgün yapmış adam zamandaki. Ateş çuval. Yığma bina yani deriz yani, bak kat kat çıkmışlar. Yığma tuğlanın üzerine bina çıkmışlar. Durum bu değil mi Mert? Bak sağa yıkılmış, sola yıkılmış, bina aslan gibi ayakta.
İnşallah da uzun yıllar ayakta kalır. Yani sağlam yapıldıktan sonra bir anda şey yok, hani yıkmanın da bir manası yok. Sağlam bina yıkmanın bir manası yok. Ha, plan proje gereği yıkılacaksa yıkılsın, eyvallah. Ona bir şey demem. Görseli bozuyordur. Orada daha iyi evler yapılacaktır, yıkılsın. Zaten devlet gerekli şeyini veriyor, desteğini veriyor. İşte burası da Malatya Lisesi'nin o diğer yan yolu değerli izleyenler. Artık biz de süremizin sonuna doğru yaklaşmışız Mert. 11.30 olmuş. Yolun sonuna da geldik. Emeksin oraya doğru geldik. Nerede? Burada bitirelim Mert. Şöyle Malatya Lisesi manzaralı bitirelim. Hülya Kaya, bugünlük Büyük Mustafa Paşa, Küçük Mustafa Paşa. Öyle yavaş yavaş geldik. Çınar'ın oradan buraya doğru geldik. Vatandaşlarımızın sorun sıkıntılarını dinledik. Sana da çok selamlar var. Bir ablamızın çok selamı oldu sana. Umarım izlemiştir. Sen de selamı yollarsın büyük ihtimal. Aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın değerli izleyenler.